Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Yeni bir haftaya paranın rotasıyla başlıyoruz. Yaşar Erdinç hocamız her zaman olduğu gibi yanımızda. Geçtiğimiz haftayı ekonomik verileri doğrultusunda nasıl bitirdik? Bu hafta bizi neler bekliyor? Bugün bir genel değerlendirme yapacağız. Onun verdiği ayrıntılarla beraber hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Evren. Hemen geçen haftanın bir kısa değerlendirmesini alalım. Sonra bu hafta neler olur ona bakalım hocam. Evet, geçen haftaya baktığımızda gerçekten kötü başlayan bir haftaydı. Ve hem borsa açısından hem faizler çok sert yükselmişti. Aynı zamanda geçen haftaya başladığımızda dolar 1.960'ları görmüştü. Arkasından özellikle haftanın ikinci gününden itibaren bir rahatlama oldu piyasalarda. Bu rahatlama bir bakıma biraz da dış piyasalardaki rahatlamayla ilintiliydi. Hem de bizim borsamız çok düşmüştü. Faizler çok çok yükselmişti. Ve yükselen faizlerle birlikte tabii ki getiri de çok yükseldi Evren. Yani geçen haftaya başlarken bir kişi gidip herhangi bir tahvili alsa, hı hı, yıl bir yıl elinde tutsa %8'in üzerinde getiri sağlıyordu. Yani bankaların %6,5, evet, 7 verdiğini düşünürsek mevduata. Dolayısıyla onu almış birisi %8 garantili, hı hı, 8 getiriyi garantiledi. Bu arada böyle olunca tabii tahvile talep geldi. Faizler hızla geriledi. 8.20'lerden yaklaşık olarak 8'in altına, ki zaten biz de 8'in altına bekliyorduk. Özellikle de 7 bugün itibariyle baktığımda 7.89. Faizlerde bayağı ciddi bir gerileme olmuştu. Şimdi dolara hemen geçen hafta yine baktığımızda Merkez Bankası'nın satış ihaleleri vardı. Dövizde, hı-hı, satış ihaleleri. Bu en azından dolardaki ateşi söndürdü. Ve sönen ateşle birlikte dolar 1.930'ların da altına geriledi. 1.920'lere. Bu sönmüş hali değil mi? Evet. Sönmüş hali bu. Şu an hala tabii ki bir miktar tedirginlik var. Borsada geçen hafta içerisinde bir ara biz pazartesi günü, geçen pazartesi günü 70 bin seviyesini gördük. Hatta birazcık altını bile gördük. Ondan sonra asıl sıkıntı geçen hafta başlarken Çin'di. Çin'de ciddi bir bankalarda likitte krizi başlamıştı. Aynı zamanda Çin'de bankalara yükümlülüğü olan ve kredi almış olanların bu krediyi çevirmekte zorlandığı, hı hı, bayağı bir paraya ihtiyacı oldukları görülüyor. Krediyi pompaladığınızda da, parayı piyasaya pompaladığınızda da bu sefer varlık fiyatları, özellikle konut sektörü fiyatları yukarı gidiyor. Hı. Çin yetkilileri tabii tehlikeyi görüp bir miktar para verdiler, repo verdiler ve o ateşi bir miktar söndürdüler ama orada onun ben geçici olduğunu düşünmüyorum. Yani Çin tarafı, Asya tarafında hala sıkıntı var ve bütün dev yatırım bankaları da şey yapıyorlar. Bu Çin'deki gelişmeleri endişeyle izliyorlar ve Çin'de büyüme rakamının düşebileceğine ilişkin beklentiler var. Hı hı. Bu nedenle de emtia piyasaları, özellikle mal piyasaları dediğimiz işte altını, gümüşü, bakırı, platini vesaire, demir, çelik, tüm dünyada bu emtia fiyatlarında önemli gerilemeler oldu. Petrol fiyatlarında da bir miktar hafifçe gerileme vardı. Piyasayı genel olarak değerlendirdiğimizde geçen hafta Amerika'dan gelen veriler sonrasında, ki üretime ilişkin, imalat sanayine ilişkin veriler de açıklanmıştı. Son gün itibariyle Amerikan borsaları da bir miktar aşağı gitmişti ama bu sabaha baktığımızda, bu sabah şu an şeyi verebiliriz. Dolar 1.923, altın 1244 dolara geldi ki 1180 dolarlara kadar düşmüştü ve ciddi panik satışlar vardı. Hı hı. Hatırlarsan Figen katıldı, Figen Özavcı, evet, Cuma günü. Cuma günü. O gün biz de hani ben de zaten son bir haftadır çok fazla kurum altın konusunda rapor yazdı ve bu raporlar genellikle altının beklenti fiyatlarını hep aşağı çekmek yönündeydi. Bu da
küresel olarak bir altında fonlar tarafından satışlara sebep olmuştu. Fakat biz her zaman piyasada, ben 20 yılını geçirmiş birisi olarak şunu görmüşümdür. Bu bilgi ulaştığında ve herkes satışa geçtiğinde, ki altın hedefini düşürdüklerinde, birileri de satanlardan alıyor sonuçta. Yani, mutlaka. Tabii. Evet, birileri de alıyor. Ve böyle zamanlarda ben çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Paniğin hakim olduğu, hele ki altında üçüncü dalga geldi. Biraz sonra grafikleri vereceğiz. Hı hı. Üçüncü bir dalga düşüş gelmişti ki o dalgada artık altının artık dip oluşturabileceğini belirtmiştik. Figen de aynı görüşteydi. Altın 1180'den sonra, hatta 1160 dolarları da gördük. 1234 dolara şöyle bir 70-80 dolarlık bir yükseliş yaptı. TL bazında baktığımızda da 72 lira seviyeleri görüldü. Hatta, hı hı, 71 liralar görüldü. Ve 75-90'dan kapattı. 75 civarından kapattı aslında. 75-90 tam olarak vermeyelim. Öyle kapattı. Genel gündem böyleydi. Şimdi bu haftaya baktığımızda biz, hani bu hafta Amerika'dan gelecek veriler önemli. Çünkü şu an denklem artık şöyle çalışıyor. Bundan sonra Amerika büyüyecek mi, büyümeyecek mi? Büyüyecekse eğer, ona ilişkin veriler geldiğinde kısa vadede olumsuz etki yapıyor. Bu da eğer Amerika çok hızlı toparlanırsa parasal genişleme erken sonlandırılır endişesi yaratıyor. İyi veri aslında kısa vadede kötü haber anlamına geliyor. Geçen hafta bunun örneklerini gördük. Evet, ters orantı işliyor. Aynen, ters orantı. Ama bir şekilde de Amerika Birleşik Devletleri'nin verilerine bakıyoruz etkileşimler için. Tabii. Zaten şöyle, yani dünyada yaklaşık olarak 60 trilyon dolarlık bir milli gelir yaratılıyor yılda. Öyle bir rezerv var yani. Evet. İnsanlar çalışıyor, çabalıyor. Bütün dünya çalışıyor, çabalıyor. En sonunda milli gelir 60 trilyon ve o civarda olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bunun yaklaşık olarak 16 trilyon doları, ki 60 trilyon doları, 60 trilyonun Amerika tarafından üretiliyor. Şimdi 16 trilyonun da yaklaşık olarak 11,5 trilyon doları Amerika tarafından tüketiliyor. Yani o da tüketim. Dolayısıyla üçte biri neredeyse Amerika'nın elinde yine bir şekilde. Kesinlikle, değil mi? Tabii canım. Yani dünyanın ekonomi bakımından süper gücü. Her ne kadar biz, hani Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi oldu desek bile, Çin'de çok ciddi sıkıntılar var. Ve bundan yaklaşık belki 5-6 ay önce bu yıla girerken yapmış olduğumuz programlarda da, hani herkes Avrupa'yı çok sıkıntılı görüyor ama, hı hı, asıl büyük patlama Çin'den olacak. Çünkü orada sıkıntı şu: dünya talep etmezse, siz şöyle yapın, şöyle düşünün olayı. Bir fabrika kurdunuz. Hı hı. Ve bu fabrika 100 birim ayakkabı üretiyor. Kurulan fabrikalar Çin'de o zaman talep geldiğinde, yani 2007'li yıllarda, 2000 kriz öncesi dönemlerde yüksek talep nedeniyle 100 birim ayakkabı üretecek fabrika yerine 200 birim kuruldu. Bunların hepsi bankalardan alınan kredilerle kuruldu. Şimdi 200 birim kapasiteye karşı dünya talebi çöktüğü için, Avrupa ekonomileri çok zayıfladığı için, Çin'in bütün pazarlarında ciddi bir daralma oldu. Ekonomik büyüme bir türlü toparlanamadı. Dolayısıyla 200 kapasiteli bir yerde siz 50 birim ayakkabı üretirseniz, yapmış olduğunuz sabit maliyet yatırımını ciddi anlamda maliyetleri arttırıyor. Çin her ne kadar maliyetleri arttırmış olsa da, Çin her ne kadar satış hala yapabiliyor olsa bile, şu an çok ilginç bir durum var. Mesela bizim demir çelik sektöründe İşin ilginç yanı, ihracat artmış %8. Yaptığımız araştırma raporlarında gördük ve bunu açıklamaya çalıştık. Nasıl oluyor da demir çelikte üretimde %2-3 artış var, ihracatta %8 artış var. Ya Avrupa genel olarak ekonomik olarak zayıflıyor. Diğer taraftan Amerika büyümekte oldukça zorlanıyor. Etrafımıza baktığımızda işte Suriye Savaşı vesaire falan, burada sıkıntılar var. Evet. Görünen o ki şöyle bir durum oldu diye düşünüyorum ben. Onu tabii sektör uzmanlarıyla da görüşeceğiz. Demir çelik de daha önce Çin'den çok büyük montanlı alım yapan firmalar, ekonomik daralma nedeniyle, daha önce bu tekstilde de olmuştu. Evet. O uzak bir yerden büyük montanlı alım yerine daha yakın bir yerden küçük montanlı alım yapmaya başladığında, bu sefer Çin'deki gerileme bizi
olumlu etkiliyor. Bir de Çin zaten kapalı bir ülke. Her verisini de net olarak bilip bilemiyoruz değil mi bir yandan? Aynen, aynen dediğin gibi. Yani o konuda çok büyük sıkıntı var. Hı. Yani orada uluslararası dev yatırım bankalarının yazdığı raporlarda da bu gündeme getiriliyor. İşte Çin'den veri almak oldukça zor. Hele ki makroekonomik büyümeye ve makroekonomik dengelere ilişkin veriler oldukça yetersiz diyeyim ben. Bugün itibariyle Amerika'dan bazı veriler gelecek haftaya baktığımızda. Bu arada yansıtmak istediklerinizi artık yansıtabilirsiniz hocam. Evet. İnşaat harcamaları gelecek, imalat sanayi endeksi ISM gelecek ve bu veriler haftanın ilk gününde en azından Amerika'dan gelecek veriler dikkatle izlenecek. Hı-hı. Zaten bundan sonra Amerika'yı çok daha dikkatle izleyeceğiz. Diğer taraftan Avrupa'daki gelişmeleri dikkatle izleyeceğiz. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi borsa, istersen borsaya geçebiliriz. Genel küresel piyasalardaki geçen haftaki gelişmelerde tabii. Çin'in verdiği likidite enjeksiyonu piyasaları rahatlattı. Fakat bunun sürekli kalıcı olacağını zannetmiyorum. Oradan yine sıkıntılar olabilir. Borsada geçen hafta sert yükseldi borsa ve şimdi vereceğim grafiğe bir bakalım. Bu grafikte seans sonuna doğru, özellikle ikinci seansta bir ciddi satış gelmeye başladı. Yani endeks 77 bine kadar çıkmıştı ki bu 70 bin seviyesinden itibaren geçen haftaki yükseliş sırasında gördüğümüz 70 bin civarından 77 bine %10'luk bir artış yaptı endeks. Ve haftanın son günü, yani cuma günü sert bir düşüş yaptı. Toparlanmaya çalıştı, toparlanamadı. Ve burada bizim üçgen dediğimiz bir formasyon oluşturarak düştüğü kadar bir daha düştü. Ve 74.500'e kadar geriledi. Fakat çok ilginç bir şey oldu. Tam şuradaki yükseliş şeydir. Kapanış seansı dediğimiz bir seans yapılır. Evet. Orada hiç kimse görmez neyi alıp sattığını. Yani bir hisse senedini sen almak istiyorsan hangi fiyattan olduğunu bilmeden kapalı bir şekilde şu fiyattan şu kadar alış giriyorum dersin. Ve çok ilginç kağıtlarda hareketler oldu. Yani bir düşünsene, bir kağıt 7 lira 20 kuruştan işlem görürken 7 lira 50 kuruş kapattı. 30 kuruş birden fırladı. Yani çok üst kademelerde. Ve bir anda 76.200 seviyesine kadar endeks yükseldi. Evet. Şimdi bu satışlar nereden geldi diye bakacak olursak, yani burada ne oldu da ikinci seansta böyle bir satış dalgası geldi? Buna biz tabii ki açıklama bulamadık gün içerisinde. Çünkü bu satışlar geldiği sırada normalde dış piyasalarda öyle çok büyük bir tedirginlik ve dış piyasalarda da belirgin bir düşüş hareketi yoktu borsada. Benim tahminim şu, dün Vatan Gazetesi'nin bir haberi vardı. Şimdi finansal Ergenekon operasyonu şeklinde bir operasyondan bahsediliyor. Evet. Hani daha önce geçen hafta Figen de buradayken konuşmuştuk. Bu finansal Ergenekon operasyonunda sadece Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemeleri değil, BDDK'nın da bankalardaki bütün hareketleri inceliyor şu an. Ve aynı zamanda MASAK'ta, yani kara para hareketlerini takip eden kurumumuz MASAK'ta şimdi bütün bunları incelemeye başlamış. Ve tabii ki bu incelemelerden piyasa, hani sonuç ne olacak, kim ne olur, ceza mı yer şeklinde bir endişeye kapılmış ki o gün tahmin ediyorum o haberi piyasa gördü, aldı veya duydu bir şekilde. Ve bu haber daha sonra hafta sonunda yansıdı. Ki ilginç hareketler var Evren orada. 10 kişinin hesabına yurt dışından çok yüksek meblağlarda para yatırıldı. Ve bu 10 kişinin de yine bu gezi olayları sırasında provokatör veya başı çektiği vesaire bildiriliyor. Şimdi bu konu çok önemli. Şimdi biz, bir piyasa eğer likit, derin olacaksa ve yabancı yatırımcı zaten %65'ine sahip bu ülkede. Evet. Ve likidi de sağlanacaksa rahat ve güvenli bir ortamın, şeffaf bir ortamın oluşması lazım. Burada şu an hem Sermaye Piyasası Kurulu'na, hem BDDK'ya, hem MASAK'a çok önemli bir görev düşüyor. Bu süreci
piyasalara, sermaye piyasalarının gelişmesine zarar vermeden, aynı zamanda İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olması hedefine zarar vermeden atlatmak lazım. Çünkü nerede olursa olsun, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, eğer herkesin hesapları, herkesin, yani sadece hesaplar değil burada, yani şu an telefon konuşmaları işte vesaire diğer, her şey inceleniyor. Evet. Aynı zamanda ordinolar, emirler vesaire her şey inceleniyor. Böyle bir durumda tabii ki piyasa tedirginlik veya orada işlem yapanlar ya benim de başıma bir şey gelir diye endişe yaşayabilir. Fakat benim gördüğüm şey şu. Gerçekten şunu söylediğimiz zaman o da çok yanlış. Ya kardeşim piyasalara zarar veriyor, hiçbir inceleme yapılmasın. Böyle bir şey yok. Ama bir yandan da şeffaf olması gerekiyor değil mi? Bu benim söylemek istediğim bu. Bak, şeffaflık da şöyle sağlanır. Yani burada ben ne olursa olsun devlet kurumlarının iletişim konusunda, yani medya iletişimi konusunda kesinlikle çok profesyonel insanları çalıştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bak, TMSF'de ben 2,5 yılımı harcadım ve orada 20 tane bankanın batış hikayesinin kitaplarını yazdık. Hangi bankada ne dolaplar dönmüş ve bu bankalar nasıl iç edilmiş, bunların hikayesini yazdık. Ve bunları nasıl kimse görmemiş, nasıl saklamışlar? Görmüşler. Raporlarda, yazdığımız kitaplarda hepsi var. Öyle mi? TMSF muhteşem bir iş yaptı o zaman. Ben de editör olarak kitapların 20 kitap yazdık. Ben de editörüydüm kitapların. Yani gelen bütün bilgileri, kitapların, yani elimize ilk geldiğinde o kitaplar tamamıyla bir cümle başlıyor, 2 sayfa devam ediyor. Tabii. İşte bu olayları tek tek şemalarla gösterdik. Para nereden gelmiş, nereye aktarılmış vesaire, kolay anlaşılsın diye. Ve müthiş bir temizlik hareketiydi. Bu ülkeye çok büyük fayda sağladı. Neden? Çünkü bütün çürük yumurtalar temizlendi. Ve biz bu kadar türbülansa, 2008 krizine ve her şeye rağmen finansal sistemimiz sapasağlam ayakta kaldı. Hiçbir sıkıntı yaşamadık, evet, finansal sistemde. Evet. Şimdi biz de o kitapları yazarken kitapların lansmanı vardı. Ve kitapların lansmanını yapacağız. Tabii medya gelecek. O zamanki MSF Başkanı Sayın Ahmet Ertürk sunumu yapacaktı. Medya iletişim direktörü geldi. Böyle durumlarda dedi, çok büyük yol kazaları olabilir. Şuna dikkat etmeliyiz. Sorulan bir soru üzerine sizin söyleyeceğiniz, vereceğiniz bir cevap. Bir anda bütün o günkü basın lansmanının tamamıyla farklı bir yere kayarak manşetlere farklı yansıyabilir. Dolayısıyla ekonomiye de farklı yansıyabilir. Evet. Çünkü manşetler ekonomiyi etkiliyor. Dolayısıyla yani aslında fayda yaratacak bir iş yapılmış. Böyle bir durumda konudan sapılan başka bir konu hakkında bir yapılacak bir yorum manşete girdiği zaman o kitaplar niye yazıldığının anlamı vesaire kalmayabilir. Ve çok güzel yönlendirmeler yapıyorlar. Şimdi demin sen şeffaflık diyordun. Sermaye piyasası nereye kurumu, kadar şeffaflık durumuna bakacaksınız tabii herhalde. Şimdi siz burada bu ölçüyü vermek çok zor. Şimdi ben sermaye piyasası kurumunun başkanı olsaydım ne yapardım diye düşünüyorum. Birincisi, hayır hiçbir inceleme yapmayalım demek zaten sanki var olan bir şeyi suçu gizlemeye çalışmak gibi olur. İki, Sayın Vahdettin Ertaş şunu söyledi yapmış olduğu konuşmada. Bu sayede her şey netleştikten sonra piyasalar daha güvenli bir yer olacak. Ki ben de aynı şekilde düşünüyorum. Burada bu iletişimin, bak şimdi cuma günü satış geliyor ve hiç kimse neden geldiğini bilmiyor. Eğer orası bunu, açık olmalı mı peki? Şimdi bak, şöyle bir şey. Şimdi devreye kimlerin girdiğini vesaire ben bilmiyorum. Piyasa oyuncuları da bilmiyor. Kimse bilmiyor gibi peki, bir durum var. Peki bilen birisi varsa ve onlar böyle bir şey başlayacak deyip satışa geçmişse bu da ciddi bir manipülasyondur. Bilgi manipülasyonu. Bulunabilir mi peki bu? Çok kontrol zor, imkansız. Yani mi? O sırada sen bütün, yani sadece cuma günü gelen satışa ilişkin bir şey yapmaya kalktığında, evet, bütün kurumları yine telefonlarını dinlemen lazım. Bu bilgiyi alan oldu mu? Telefon görüşmelerinde böyle bir şey geçti mi? Telefon bunun, da çok, bunun üzerine mi oldu demen lazım. Şimdi hassas bir konu. İşte böyle bir durumda eğer iş gizli kalırsa, ya oradaki
araştıran uzman biliyor en azından. Evet. Elbette ki o uzman asla kimseye bilgi sızdırmaz. Onu vermez ama... Hocam yurt dışında da böyle mi peki? O son andaki kapalı satış durumu her yerde var mı? Yoksa bize ait bir şey mi? Tabii kapanış seansı yapılır. Yani kapanış seansı olur. Kapanış seansı kötü bir şey değil. Ve kimse yani, de bilmez o sırada ne satış yapılıyor, ne... Ya orada şöyle yaparsın. Ben bu hissede eğer diyelim ki 7 lira 30 kuruştan kapanmıştır. Aha. Kapandı, bitti. Ya keşke ben işte seans bitiyor. Ben bundan 7 lira 40 kuruştan alım yapabilirim dersin. Gidersin oraya dersin ki 100 lot ben 7 lira 40 kuruşa alım giriyorum dersin. Eğer 7 lira 40 kuruştan alım girersin, birisi de alırsa onu, diyelim ki en son alan kişi 7 lira 50 kuruştan almışsa, sen 7 lira 40 kuruş yerine 7 lira 50 kuruştan satmış olursun. Yani son fiyat neyse anladım, o fiyattan satmış olursun. Dolayısıyla görmezsin orada son kapanışı. Şimdi benim söylemek istediğim başka bir şey. Burada hem BDDK, hem Sermaye Piyasası Kurulu, hem MASAK, hem de diğer tüm bu konuyla ilgilenen işte... mahkeme tarafı, savcılar vesaire. Birinci sağlamaları gereken şey bilgi sızıntısının asla olmaması lazım. Yani eğer bir bilgi verilecekse bunun yetkili kurumların en üst düzeydeki kişileri tarafından açıklanması lazım. Evet. Şu an kapalı olursa eğer her ağzı olan konuşuyor ve herkes farklı bir şekilde yorumluyor. Evet. Ne diyor herkes? İşte şimdi böyle bir şey oldu. Ben şuradan şunu duydum. Şöyle şöyle diyorlarmış. Ben oradan onu duydum. Şunlara ceza gelecekmiş. Şu yok, kuruma böyle bir şeyler yapılacakmış. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman o zaman iş ne oluyor? Dedikoduya dönüşüyor. İşte burada da provokatörler harekete geçebilir. Yani burada da provokasyon yapılabilir. Bir tane veri dağıtım şirketinden kötü niyetli birinin geçeceği bir cümlelik haber piyasalarda 2-3 bin puan düşüş, 2-3 bin puan yükseliş yaratabilir. Sizin anlattığınız size yapılan uyarı gibi bir durum bu da aslında. Aynen aynı şekilde. Yani medya ilişkileri direktörünün bize yapmış olduğu uyarı. Orada sorulara cevap verilirken işte çok dikkatli ol. Burada da ben demin onu söyledim. Devlet kurumlarımızda özellikle kamuoyunun bu kadar dikkatlerin üzere toplandığı zaman medya ilişkileri konusunda çok profesyonel insanları şey yapıp orada söylenecek, nasıl söylenmesi gerektiği konusunda bilgi de verilmeli. Bir de bu iş hakikaten şeffaf olmalı. Yani bu iş şeffaf olmalı derken süreç hakkında mesela bir hafta hiçbir haber alınamıyor. Bir sürü araştırma yapılıyor, hiçbir haber alınamıyor. Ne olacak, ne çıkacak? Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor durumundan ziyade. Böyle zamanlara mahsus olmak üzere, yoksa her zaman değil. İlgili kurumun en üst düzey yetkilisinin sürecin şu an hangi aşamada olduğu, yani yalanları ve provokasyonu engellemek adına diyorum ben. Bilgilendirme yaparsa insanların içine su serpilir. Mesela o haberde şöyle bir şey var. Hakikaten yani 10 kişinin hesabına 500 bin dolar ve 10 milyon dolarlık para hareketlerinin olduğu haberi var. Bu haber henüz doğrulanmış veya yetkililer tarafından şey yapılmış değil ama böyle bir haber var. Hakikaten öyle bir şey varsa ve buraya bir finansman, işi daha da karıştırmak üzere finansman sağlayan çevreler varsa bunlar ortaya çıksın ki hiç olmazsa öbür taraftaki insanlar zan altında kalmasın. Tabii, mutlaka. O anlamda piyasaları bu açıdan baktığımızda, yani biz şimdi piyasaları tahmin ederken şuna bakarız. Dış piyasalarda ne oluyor? Avrupa'dan, Amerika'dan ne tür haberler geliyor? İçeriden bizim ekonomiyi deki haberler vesaire nelerdir ve tahmin etmeyi ekonomik verilerle yapmaya çalışırız. Şu veri geldi, bu veri geldi, biz piyasanın yükseleceğine inanıyoruz. Evet, evet. Veya şu veriler kötü geldi, piyasalar şuraya kadar düşebilir şeklinde konuşuyoruz. Dolayısıyla burada da eğer o şeffaflık sağlanabilirse, süreçle ilgili şeffaflık sağlanabilirse o zaman kimsenin dediğine kimse inanmaz. Böylelikle yapılan resmi açıklama baz alındığında kimse de endişe yaşamaz. Şimdi güven ortamı da doğmuş oluyor. Evet, güven ortamı da doğmuş. Tabii burada teknik ciddi sorunlar da var. Yani şimdi o soruşturmayı ben yürütüyor olsam öyle bilgi olabilir ki bunu benim açmamam, vermemem lazım. Çünkü o bilgiyi açıkladığım anda o işe katılmış bir sürü kişi önlemini alacaktır ve yakalanacak adamı kaçıracağım elimden. Yani bu da olabilir. Tabii ki
Orası da ayrı bir uzmanlık alanı. Yani orası da ayrı bir uzmanlık alanı. Ama bu süreç eğer çok iyi yönetilmez de gerçekten iş sakız gibi herkesin ağzına dolanmaya başlarsa, o zaman bu piyasalar gerçekten çok ciddi zarar görür. Ve bu piyasalar sıkıntı yaratır daha sonra. Evet. Yani şimdi mesela yabancı kurumların işlemleri de tümüyle inceleniyor. Türkiye'nin 200 milyar dolara ihtiyacı var bir yıllık süre içerisinde. Hı. Gelen kısa vadeli borç artı... Çanımız da çaldı. Evet, şu an borsa açıldı. Ona bakacağız şimdi. Gelen kısa vadeli borç, ödenecek kısa vadeli borç, petrol faturası artı diğer ödemeler, ihracat, ithalat vesaire için bizim ciddi kaynağa da ihtiyacımız var. Böyle bir durumda hakikaten hani yabancılara bir şey yapılmasının anlamında değil. Yabancılardan eğer suç unsuru olan şeyler varsa tabii ki yapılsın. Ama hakikaten burada bilgilendirme konusunda teknik el verdiğince, hukuk el verdiğince şeffaf olunması ülkenin çok büyük yararına olacaktır. Onu vurgulamak istiyorum. Mutlaka. Şimdi biz tahmin yaparken diyorum ya, verilere bakarız, dış ve iç ekonomik verilere bakarız vesaire. Şimdi bu haftaya ilişkin tahmin yapacağım borsada. Bakalım ve inanılmaz bir şekilde zorlanıyorum. Çünkü hiçbir şey birbirini tutmuyor gibi bir durum var. Tabii çünkü ya içeriden birisi başka yeni bir haber alır da piyasada satışa geçerse. Evet. Diyorsun. Ve o bilgiye siz ulaşamadığınız sürece sadece şunu yorumlayabiliyoruz. Anlamsız bir borsada yükseliş var. Ondan sonra çıksa iki saat sonra bir yetkili incelemelerde bir şey bulamadık dese ve bunu önceden birisi haber almış olsa o ciddi anlamda para kazanmış olacak. Çünkü yani rutin gitgellerin yani kuralların evet. dışında bir dönem yaşanıyor. Evet aynen öyle ki. Ve bu süreç çok hassas bir süreç. Bu süreç yatırımcıyı kaçırabilecek bir süreç. Biz burada ülkede yatırımcı sayısının artması için gerçekten herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Ben elimden geldiğince yatırımcıları bilinçlendirip ya burası aslında kumar yeri değil kardeşim bu borsa. Evet. Gerçek anlamda lazım, evet gerçek anlamda iyi şirketleri bulanlar gerçekten iyi para kazanabiliyorlar. İşte ispatı diye bir sürü çalışma yaptık. Burası kumar yeri değil. Burayı kumar yeri gibi gösteren şey çok kısa vadeli hareketler. Ama adam ne yapsın? Şimdi açıldı piyasa, yukarıdan açıldı. Şimdi hafifçe geri geliyor borsa. Şimdi siz her zaman tam tersini tercih ediyorsunuz, değil mi? Aşağıdan açılıp yukarı çıkmasına. Şimdi yani yüksek açılması mesela şu anki şartlarda hani borsanın açılışta yukarıdan açılması tamamıyla dış piyasalar şu an olumlu. Hı hı. Yani Amerikan vadelileri fena değil. İşte Asya'da çok fazla bir sirkülasyon, türbülans yok. Dolayısıyla genel olarak dış dünyaya bakıyor piyasa. Ha tamam dışarısı iyi diyor. Dışarısı fakat, keyifli öyleyse biz de yüksekten açalım. Evet fakat bir söz vardır borsada herkesin bildiği bir sözdür bu. Açılışı acemiler, kapanışı ustalar yapar diye. Dolayısıyla ben açılışa hiç güvenmem. Yani açılış rakamının iyi olması, kötü olması evet. beni ilgilendirmez. Bazen öyle açılışlar görürüz ki şundan emin oluruz. Evet bugün borsa gidecek diyebiliriz. Veya bazen öyle açılışlar görürüz ki evet düşük açıldı ama toparlayacaklar, büyük bir ihtimalle alacaklar diyebiliriz. Ama bu öyle bir dönem ki... evet şu an bu tür spekülasyonlar, kurumların... hakkında olası dedikodular. Hmm. Şu kuruma ceza geliyormuş, şu kişi yasaklanacakmış, bu kişinin üzerinde şunları yapmış gibi. Evet, evet. İşte bunların gerçekten çok iyi, çok hassas bir şekilde şey yapılması lazım. Şimdi istersen piyasaya bakalım bir. Grafiği verelim. Tabii. Grafikte şurası cuma günkü kapanıştı. Açıldığı an piyasa 76.500'ü gördü. Şu an bir miktar geri çekiliyor. Ve bu geri çekilmede şu an çok da düşük bir işlem hacmi var. Dikkat edersen burada oldukça düşük bir işlem hacmi var. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Birim grafiklere bakarsak açılıştan sonra nasıl bir hareket oldu? Açılış 76.500'de şu an yavaş yavaş hafif hafif aşağı geliyor. Şunlar 3-5 dakika içinde mi oldu? Bunlar 10 saniye içerisinde neler olduğunu gösteriyor. Yani açılıştan bu yana şu an ne olduğunu görüyoruz biz borsa endeksinde. Borsa İstanbul. Ve bir süre sonra şey yapacaktır, burada bir durma yapacaktır ve tekrar bir yukarı dönme isteğine girecektir endeks belli bir şeyden sonra. O V'yi oluşturacak mı acaba açılış? Bugün V oluşacağını pek zannetmiyorum. Olmaz mı? Yukarı doğru tekrar gideceğini ama genel olarak bu şu satış dalgasından sonra şu kapanış oldu. Hı hı. Yani bu...
Bu kapanış çok anlamsızdı aslında. Yani çok yüksekten kapanan bazı kağıtlar 20-30 kademe düştü. Bazı kağıtlar 20-30 kademe yükseldi bu kapanış seansı sırasında. Ve garip hareketler oldu. 76 bin seviyesinden itibaren eğer bugün benim özellikle vurgulamak istediğim nokta şu. 77 binde çok önemli bir direnç oluştu geçen cuma günü. Bu direncin geçilmesi mümkün olursa 80 bine kadar biz gidebiliriz. Ama genelde hacmi düşük, çok zayıf hacimli, yatay ve hafif aşağı eğimli hareket bekliyorum bugün içerisinde. Yani bugün 75 bin, 74 bine doğru yavaş yavaş bir geri çekilme söz konusu olabilir. Tabii bu arada dış piyasalarda çok güzel haberler, olumlu haberlerin gelmesi durumunda şey olacaktır. Aşağıda bizim bir tane eğrimiz var. O da şu talep konsantrasyon eğrisi dediğimiz. Bu da zaten zirveyi gördü. Zirveyi gördükten sonra bir miktar geri çekilme yapması normal olacaktır. 77 bin seviyesi oldukça önemli bir seviye. Bu seviye yukarı geçilirse 80 bin ve 80.500 aralığı direnç olacaktır. Şu an için piyasanın bir süre rölantide kalmasını ve yön belirlemekte zorlukla karşılaşmasını bekliyorum. Yani yön belirlemekte zorlanacak bugün piyasa. Ama böyle bir ortamda zaten anlattıklarınız evet. Ve piyasanın hiç de rutine uymayan haliyle o belirsizlik, o bir şeyleri beklemek ruh hali ne kadar sürecek sizce? Ve de doğal değil mi aslında bu, i̇şte bu ortamda şöyle, da bir yandan? Yani şöyle sürecek. Biz yani şunu söyleyeyim. Burada ne kadar iyi yönetilirse, yani incelemeleri yapan kurumlarımız birlikte hareket etmek üzere. Yani bir oradan laf çıkmaması lazım. Hı hı. Yani ne kadar savcısından SPK'sına, BDDK'sına, masağına kadar. Hı. Burada bir açıklama yapılacaksa bunu belki ilgili bakanın yapması. Ama piyasaya sürekli bilgi aktarılması lazım. Bilgi oksijen gibidir. Bak şimdi bir hisse senedi veya borsa ile ilgili olarak. Bütün haberlerin kesildiğini düşün. Ekranımıza hiçbir haber gelmiyor. Televizyonları izleyemiyoruz. Ne olup bittiğini hiçbir şekilde bilmiyoruz. Hiçbir haber yok. Ve bilgi akışının tamamıyla kesildiğini düşün. İşlem yapmanıza imkan yok. Tabii. Yani ne alıcı bulabilirsiniz ne satıcı. Tabii, çünkü insanlar yüzden, bir şeylere göre hareket ediyorlar. Yani birçok şeye göre. Aynen. Piyasayı eğer canlı bir varlığa benzetirsek nefes alıp veren ne kadar çok bilgi o kadar sağlıklı piyasa. Evet. Ne kadar çok oksijen o kadar sağlıklı vücut. Aynı şekilde davranır piyasa. İşte böyle bir aşamada İşler normale gitmiyorsa, normalde gitmiyorsa, akciğerde sorun varsa, bir sorunlar varsa, bir operasyon başlamışsa, o operasyonda oksijen desteği de verilmesi gerekebilir, kan vermek de gerekebilir. Ki hangi organı olursa olsun değil mi bir yandan da baktığımızda? Ya, tabii zaten oksijen gitmeyen organ ölür. Oksijen dediğimiz şey piyasa için bilgidir, tam anlamıyla bilgidir. Ve ne kadar şeffaf ve bilgiyse piyasa o kadar gelişir, o kadar hacim artar, o kadar derinlik artar. Bu anlamda bilgi akışını ne kadar sağlıklı ve düzenli sağlarsanız piyasaya bu süreç o kadar kolay atlatılır. Benim vurgulamak istediğim evet. Nokta o. İçeriden böyle dışarıdan evet. Gelenler de zaten ayrıca etkiliyor. Kesinlikle. Hepsi bir arada biz ne göreceğiz hocam? Grafikler devam edecek mi? Yok şimdi şeye bakacağız. Özellikle bu süreç içerisinde bir de istersen bizim izleyicilerimiz her zaman şeyi çok merak ediyorlar. Türk yatırımcısının çok büyük bir kısmı son 3 yılda 4 yılda altına döndü ve altından çok, gerçekten evet. Gelen çok gelen sorular artık tek tek isim sayamıyorum ben altınla ilgili ciddi evet. Soru var. Dolayısıyla istersen önce bir altına bakalım tabii. Ve altında neler oluyor? Dövizi de isteyenler var hocam bir yandan. Evet. Şimdi altında dikkat edersen burası 1178 dolar. Ve şu anda 1240 dolar civarında altın. Altın daha önce 1320 doları aşağı kırdığı anda sert düşüşe geçti ve şelale düşüşü yaptı. Ve şu aşamada da en azından orada bir ikili dip yaptıktan sonra yükselişe geçti. Tahmin ediyorum. Altında bunu 60 dakikalık grafiklere geçeceğim. Şu seviye bir kere hakikaten aşılması zor bir seviye şu an itibariyle. Yani 1324 seviyesi, 1324 dolar seviyesi
aşağı yönde kırıldıktan sonra bunun üzerine tekrar çıkıp sağlıklı yükseliş yapması olasılığı şu an için zayıf. Ama şimdi ilginç bir şey göstereceğim. İlginç bir grafik göstereceğim. Bu altının haftalık grafiği. Yani 2003 yılından beri. Bak 2003 yılında 300 dolar altın. Sonra 1900 dolar. Şunu da lineer hale getirelim. Bak şimdi şurası 328 dolar. Evet. Ve burası 1920 dolar. Ve biz normalde analize şuradan başlıyorum ben. Burası 2008 krizinde altının geldiği dip seviyeye yaklaşık evet. 700 dolar. Şu an altının çıkartılma maliyeti zaten 1000 doların üzerinde. 1100 dolar civarında. Ne zaman tepe seviyeye vardı? 2010'un sonlarında. Ha. Yani 2010'un sonlarında geldi. Sonra bu aralıkta yani 1520 dolarla 1700-1800 dolar aralığında gitti geldi gitti geldi. En son 1500'ü kırdıktan sonra 1320'yi destek yapmaya çalıştı ki bekliyorduk orada destek olmasını ve yaptı destek. Fakat o destekte de tutunamadı yine ve aşağı geldi. Daha gidecek mi? Ona cevap vereceğim şimdi. Daha aşağı gidebilir mi, gitmeyebilir mi? Şimdi biz altın rasyoyla, altın rasyo çok sağlıklı sonuçlar veriyor. Altın rasyo dediğimiz dünyada bir şey vardır, bir oran vardır, altın oran vardır. O altın orana kadar ne kadar düşmeli sorusuna baktığımızda şurası son merhaledir. Yani %61.8 çizgisi. Evet. Yani bu yükselişin bir geri çekilmesi yaşanacaksa %61.8 çizgisi 1150 dolarda destek oluşturuyor. Şimdi 1150 dolar desteği tutmayıp onun da altına gelmesi durumunda artık ondan sonra serbest düşüş 1000 doların altı da olur. Sonra ama ne olur peki? Yani böyle bir şey olabilir mi? Son 4 dakikamız ama hani böyle bir piyasalarda şey olmaz diye bir şey yok Evren. Yani her şey olabilir ama ben artık bu aşamadan sonra özellikle haftalık bazda baktığımızda burayı geldik, test ettik. Bu aşamadan sonra benim beklentim yani o altın rasyo %61.8 ve %50 çizgisi arası artık bizim için dalgalanma bandı olacaktır. Yani altında ne hızlı yükseliş beklenmeli ne de çok daha yüksek düşüşler beklenmeli. Peki, beklenmemesi gerekiyor. Bu anlamda satış vakti midir değil, sabır vakti midir? Hani sizin bir deyiminiz var ya. Evet, sabır vaktidir. Şimdi şuradan itibaren altın düştü. Bundan sonra birinci kritik seviye 1300-1310 dolar. İkinci kritik seviye 1150 dolar. Ve bu aralıkta ben altında bu aralıkta dalgalanma bekliyorum. Ama pek de 1170'in altına gelmesini artık beklemiyorum. Yani şu çizgi her ne kadar 1150 seviyesinde olsa da. Ve bu aralıkta bir süre sıkışma. Hatta 1300'e geldiği zaman burada bir miktar altını satabilir. Sonra tekrar aşağı düştüğünde yeniden alım düşünülebilir. Yani bu seviyeler, bu altındaki bu seviyeler şurası geçildiği anda 1310-1320 dolar seviyesine gelindiği anda burası bir miktar satış yeri olabilir. Ve bir süre, uzunca bir süre yani belki 2 ay, 3 ay bu aralıklarda gidip geleceğiz. Ve en güçlü direnç seviyesi de, birinci direnç seviyesi de 1450 olacak. Eğer ki altın 1450 seviyelerine gelecek olursa bu şekilde oralar satmak için iyi bir yer olacak. Ama artık satmayı değil yatırımcı altında almayı düşünebilir. Ama birçok izleyicimiz şu an beni dinlerken şöyle düşüyor. Hocam nereden almayı düşüneceğiz? Zaten altına boğulduk. Buradan altın mı alalım? Bunun sebebi de kendileridir. Çünkü suçladık hemen kendileridir. Kendileridir. Almasın. Sebep şu işte. Geçen işte webinar yapıyoruz. Hocam buradan alınır mı sorusu geliyor. Yani şu kağıt buradan alınır mı? Burada, bu buradan alınır mı? Altın buradan alınır mı? Her zaman her yerden alınır. Yeter ki sen kaybedeceğin paraya karar ver. Evet, yine değil sizin gene oraya noktaya geldik. İşte altın alan kim olursa olsun bu kararı vermediği için düşüp de bir zarar seviyesine geldiğinde ilk önce zarar küçük olduğu için önemsemiyor. Ne zaman zarar büyür, stres artarsa artık şuurlu davranış biçimi ortadan kalkıyor. Tamamıyla şuursuz bir şekilde sadece kendisini rahatlatmak için satıyor. Halbuki teknik olarak baktığın zaman orada satış yapmanın çok fazla anlamı yok. Biz Figen'le konuştuk burada 1180, 1196 dolardaydı altın. Gittik akşama kadar 1170'e düştü. Şimdi sen orada zaten diyorsun ki evet buralardan alınır diyorsun. Öğleden sonra izleyici de görüyor 1170'e düşmüş hani buradan alınır. Hep beyin dibi bekliyor. Halbuki zaten bir marjının olması lazım. Tabii zaten bir marjının olması lazım. Olay böyle. Şimdi son 30 saniyemiz bedi.
Kaç? 30 saniye. Son 30 saniyemize gelmişsek daha fazla konuşmayayım. Dolar ne olur sorusu vardı. Dolarda çok da soru var, 1920 seviyelerinde bulunuyor dolar. Ve şu an bu seviyeler, yani şu seviye bir miktar destek oluşturmaya çalışacaktır. Özellikle 1900 seviyesinin altına gerilediği anda 1875 seviyesine kadar bir gerileme bekliyorum. Dolarda yukarı doğru hareket olduğunda özellikle bu bölgede 1940 civarında short pozisyonu açılabilir. Onun stopu da 1965'tir. 1965'te stop seviyesidir. Burada short pozisyonu açılması durumunda, 1-2 hafta beklenmesi durumunda ben yaklaşık olarak doların 1900'ün altına doğru gerilemesini bekliyorum. Şu an Merkez Bankası da şeyi izin vereceğini zannetmiyorum. Borsa için de az önce söylediklerimi geçerli. Şimdi biz izleyicilerimize belki tek tek isimleriyle yanıt veremiyoruz ama sizin anlattıklarınızdan zaten onların sorularının çoğunun cevabı çıkmış oluyor sevgili seyirciler. Bugünlük de bu kadar vaktimiz var paranın rotasıyla beraber ve Yaşar hocamızla beraber. Ama yarın saatler 9'u 10 geçe yine karşınızda olacağız değil mi hocam? İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz tekrar. İnşallah. Yarın görüşmek dileğiyle paranın rotasında da. Şimdilik hoşçakalın, az sonra haberler. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.